Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ben Banu. Kanalıma ve bana ilk defa denk geliyorsanız bu kanalda insan kaynaklarına dair, kariyere dair, iş hayatımıza dair, liderliğe dair, kişisel gelişime dair içerikler üretiyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Bunu da düzenli olarak yapmaya çalışıyorum. Haftada bir maksimum iki defa bu kanala yeni bir video geliyor. İlk defa denk geldiyseniz hoş geldiniz efendim. Diğer videolara da bakın. Eğer beğenirseniz lütfen abone olun. Lakin sizlerin desteği benim için çok önemli. Ve eğer minik bildirim ziline de basarsanız yeni yüklenen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve videomun konusuna geçecek olursak yüzümdeki de bu tebessümden de belki anlayabileceğiniz üzere insan kaynaklarını konuşuyor olacağız. Neden tebessüm ediyorum biliyor musunuz? Çünkü bu 17 yıldır meslek hayatındayım. İnsan kaynaklarında çok çeşitli şeyleri deneyimlemek fırsat nasip oldu ve bu kanalda da bu deneyimlerimi ve mesleki vizyonumu, bilgimi sizlerle paylaşmak için zaten bu kanalı kurdum ve sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. İnsan kaynakları ile ilgili çok çeşitli videolar çekmiştim. Blogumda da 2012 yılında, 2011 yılında yani çok eski zamanlarda da bu konudaki sancıları öngörüp yazılar yayınlamıştım. Ne konuşacağız? İnsan kaynaklarında çalışmak isteyen, insan kaynaklarına adım atmak isteyen, insan kaynaklarına rotasını değiştirmek isteyenlere bazı önerilerim olacak. Şimdi kafanızda şu sorular varsa, insan kaynakları alanında çalışmak istiyorum ama nereden başlayacağım bilemiyorum. İnsan kaynakları alanında başvuru yapıyorum ama hiç davet edilmiyorum. İnsan kaynaklarında iş arıyorum ama nasıl adım atacağım, ne yapacağım bilmiyorum. Meslek değiştirmek istiyorum, insan kaynaklarına geçiş yapmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Yeni mezunum nasıl İK'cı olacağım? Şimdi bu soruların ana noktalarını gördünüz. İnsan kaynaklarına adım atmak ya da insan kaynaklarına çalışmak. Biz rotamızı insan kaynaklarına nasıl çevirebiliriz? Öncelikle şu konuyla ilgili bir tebrik etmek istiyorum sizi. Eğer kafanızdan böyle sorular geçiyorsa, evet zorluklar olabilir ama önemli olan hedefi olmalı bir insanın. Eğer bir hedefiniz varsa bunun için öncelikle kendinizi tebrik etmelisiniz. Kendinizi motive etmelisiniz. Bu yol böyle herkesin sizi alkışlarla beklediği bir yol, çiçek vererek beklediği bir yol olmayacak. Ha kısa vadede hemen böyle istediğiniz gibi bir iş bulursanız ne ala. Ama genellikle benim söylediğim gibi olur. Kendinizi motive etmeniz, bu yolda böyle içten yanmalı bir motor olmanız çok önemli. Bu tabiri çok seviyorum çünkü kendi kendine motive edebilmek demek. Öncelikle hedefimiz belli, bunu cebimize koyacağız. Hedefimiz insan kaynakları. Peki bizim insan kaynaklarına çalışabilmek için elimizde neler var? Öncelikle ona bakacağız. Yani bizim cephanelerimiz neler, bizim hazinelerimiz neler? Elimizde neler var ve biz bunu nasıl pazarlayabiliriz, nasıl aktarabiliriz? Bunun için öncelikle tabii ki giriş bölümüne kadar yapılacak olanlarla başlayıp sonra ilerlemek istiyorum. Giriş bölümünde kimse sizi tanımıyor, bilmiyor. Ne yapacaksınız? O kişilere kendinizi aktaracaksınız. Bunun için kendinizi iyi tanımanız gerekiyor. Kendi yetkinliklerinizi, kendi güçlü yanlarınızı ki performans her zaman söylediğim gibi güçlü yanlar üzerine inşa edilebilir. Bunları yansıtan, kağıt üzerinde en azından, yani insanların sizi görüşmeye davet ettirmesi için bir sıradan bir Word formatında bold italik yazım olmayan özenli bir özgeçmişe ihtiyacınız var. Yani bu şart olmazsa olmaz. Ve sizin bunu her daim hazır tutmanız gerekiyor. Yani benim şu anda ihtiyacım yok ya da işte aman boşver öyle mi işe alım mı yapılıyor dememeniz gerekiyor. Mutlaka fırsatların nereden çıkacağı belli olmaz. Sizin hemen bir fırsat gördüğünüz zaman hiç vakit kaybetmeden rakiplerinizden bile hızlı davranın. Hemen ona ilgi gösterdiğinizi yansıtmak istiyorsanız hemen çekmeceden özgeçmişinizi çıkarabilmelisiniz. Hemen o send tuşuna basıp o maili gönderebilmelisiniz. Bunun için bu şart. Özgeçmişle ilgili sayısız videom var. Lütfen inceleyin. Aynı zamanda Instagram hesabımdan eğer beni takip etmiyorsanız takip etmenizi öneririm. Çünkü orada da aynı zamanda çünkü benim işim kariyer olduğu için ve insan kaynakları olduğu için çeşitli içerikler paylaşıyorum. Sizlere yol gösterici olabilir ya da ilham veriyor olabilir. O konuda takip etmenizi öneririm. Orada da çünkü belirtiyorum bu konuları. Özgeçmiş birincisi çok önemli. İkincisi ben neyim, ben kimim? Yani benim pazarlayacak neyim var? Benim benzersiz satış noktam ne? Buna satış jargonunda unique selling point deniyor. Yani benzersiz satış noktası. Yani başkalarında çok yani dedim farkındayım ama gözümden kaçmadı. Beni diğerlerinden ayıran benzersiz satış noktam ne? Yani benim en güçlü yanlarım neler? Benim kaslarım neler? Bunu niçin kullanacağız biliyor musunuz? Bunu özgeçmişinizi gönderdiniz.
Oldu da mülakata davet edildiniz kendinizi pazarlayabilmeniz için. Kişisel pazarlama ile ilgili bir video çekmiştim. En son videom. Yukarıya ekli olacağım. Lütfen orada verdiğim ipuçlarını da değerlendirin. Bunlar önemli, çok önemli. Peki ben iki tane sancı var. Bir tanesi yeni mezun, yani deneyimi yok, insan kaynaklarına girmek istiyor. İkincisi ise deneyimli rotasını insan kaynaklarına çevirmek istiyor. Birinciyi ele alacağım. Yeni mezunsunuz ya da insan kaynaklarına adım atmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Bunu gözünüzü, kulağınızı dört açıp radarlarınızı iyi çalıştırıp yapacaksınız. Bunu artık bu devirde hani sadece geleneksel iş arama yöntemlerinin fayda vermediği bu dönemde kendinizi unvan odaklı değil, beceri odaklı yetiştireceksiniz ve geliştireceksiniz. Bunun için LinkedIn'i çok aktif kullanmanızı öneririm. Kendi özgeçmişinizi iyice düzgün bir şekilde düzenlemenizi öneririm. Ve kendinize şöyle aynada, objektif, ayna tabii ki mecazi, objektif manada bakıp ya ben bu meslekle ilgili ne biliyorum ve ben buraya girsem ne katacağım sorularını iyi cevaplamanız lazım. Neden insan kaynaklarında çalışmak istiyorsun sorusuna ki bununla da ilgili bir video çekmiştim. İnsanları seviyorum onun için insan kaynaklarında çalışmak istiyorum gibi bir cevabı hiçbir şekilde vermemenizi buradan altını çiziyorum. Vermemenizi size söylemek istiyorum. İnsan kaynakları evet insan odağında olan bir departmandır. Ama sadece insanları seviyorum diye böyle bir cevap vermek sizi amatör ve tam anlamıyla o işe, hani rakiplerinizden sizi ne ayıracak, sizin benzersiz noktanız ne olabilir, neyle dikkat çekeceksiniz, işverenin dikkatini hangi yönde çekeceksiniz sorusuna cevap vermiyor. Bunun için oturup iyice çalışacaksınız, dersinize çalışacaksınız. Hedeflediğiniz kurum ya da bir kuruma gideceksiniz, görüşme yapacaksınız. Hedeflediğiniz kurum nasıl bir kurum? Bunu gitmeden önce iyi araştıracaksınız. O kurumda hangi insan kaynakları uygulamaları yapılıyor? Bunun için web'i iyice tarayacaksınız. Araştırmacı tarafınız çok düz, çok yüksek olacak. İyi analiz yapabilmeyi becerebileceksiniz. Ve çöp bilgiyi değerli bilgiden ayırt edebilme kaslarınızı da geliştirmenizi öneririm. Bunları ayıracaksınız ve hedefinize giden o yolda o şirket, X şirkete gidecekseniz onunla ilgili çok iyi çalışacaksınız. İnsan kaynakları uygulamalarıyla ilgili bulabildiğiniz kadar bilgi bulacaksınız. LinkedIn'den o kurumun sayfasını takip edeceksiniz. Efendim Facebook'tan o şirketin bir kariyer sayfaları var genellikle büyük şirketlerin. Onları araştıracaksınız. Şirketlerin yöneticilerinin, insan kaynakları departmanlarının özellikle üst düzey yöneticilerinin ya da genel müdürünün, çünkü genel müdürler de genellikle CEO'lar da insan kaynakları ilgili mesajlar verebiliyorlar. Bunları YouTube'da ya da işte diğer başka arenalarda araştıracaksınız. Bu kişilerin röportajları olmuş mu? Böyle birebir o kişileri görebileceğiniz videolar var mı? Neden bunları öneriyorum size? Görüşmeye gideceğiniz kişiyi daha önceden görmek, ne konuştuğunu, ne anlattığını, neyi önemsediğini, jestlerini, mimiklerini analiz edebilmek sizin için çok önemli. Bunların hepsini cebinize koyacaksınız ve görüşmede fark yaratabilmek için. İzlediğim YouTube'da izlediğim bir videoda genel müdürünüz işte X Bey bu konuyla da ilgili bir noktaya temas etmişti. Haklısınız gibi görüşmenin arasında bunu enjekte edebileceksiniz. Ne oldu? 100 kişiyle görüşüldü ama belki sizin genel müdürün mesajıyla ilgili verdiğiniz o minik nüans insan kaynaklarının ne yaptı? Görüşme yapan insan kaynaklarının dikkatini çekti. Bakın bunların hepsi birer stratejidir. Her zaman söylüyorum iş arama tam zamanlı bir iştir ve stratejik bir iştir. Deneyim seviyesi fark etmeden aslında verdiğim bir öneri. İkinci seviyede ki bunları ben çok yakinen gördüğüm için ve sancıları gözlemleyebildiğim için ayrıca kendimi şanslı hissediyorum. Mesela çok deneyimli finans alanından geliyor. Bankacı çok deneyimli. 10 yılını geride bırakmış ama insan kaynaklarına geçmek istiyor. Bunun için yapılması gereken şey bu yaş sınırına işte böyle bir takım dar algılara birincisi kapılmayalım. Çünkü biz çok çabuk o konuda demotive olan insanlar topluluğuyuz ülkemizde. Böyle bir şey söz konusu değil. Sizin eksik görebildiğiniz şeyleri nasıl artıya çevireceğinizdir mühim olan. Çünkü görüşmeler bir kişisel pazarlama ve bir satranç oyunudur adeta. Sizin o konuda hani yaşla ilgili alabileceğiniz bir eleştiriyi derhal olaylara en soğukkanlı, en sağduyulu ve bu yaşın ve zamanın getirdiği deneyimle çok daha efektif katkılar ve sonuçlar verebileceğinizi, riskleri daha doğru yönetebileceğinizi,
daha soğukkanlı davranabileceğinizi, ekip arkadaşlarınızı daha iyi idare edebileceğiniz gibi deneyime dayalı artılarınızı ön plana çıkarırsanız tabii ki öne çıkarsınızlar. Önemli şeyler. 10 yıllık deneyimli, bankacılık sektöründe deneyimli insan kaynaklarına geçmek istiyor. Bunun için olabilecek eleştirileri kompanse edebilmek, böyle aduket yapabilmek için Street Fighter oynayanlar bilirler. Benim gençliğimin oyunu Atari'lerde Street Fighter, az oynamadık efendim. Aduket yapabilmeniz için sizin oradaki eksiğinizi, eksik görülebilecek o potansiyel boşluğu, alanı doldurmanız lazım. Bu ne? İnsan kaynakları bilgisi. Bunun için bir uzmanlık programına yazılabilirsiniz. Bunu çalışmalarını yaptığımız ve mentorluk çalışmalarında yaptığımız tüm danışanlarımıza da söylüyoruz. Bunun için bir uzmanlık programına katılmalısınız. İnsan kaynakları ile ilgili bana sorular geliyor gene, çok çeşitli sorular. Efendim iş garantisi var, işte X kurumun, oraya mı gitmeliyim, bunu mu seçmeliyim vesaire. Bunu çok iyi araştırmanızı öneririm. Mutlaka isimli, size evet özgeçmişinizde yazdığınız zaman, insan kaynakları uzmanlık programını X kurumda bitirmiş dendiği zaman bir katkı, bir artı sağlayacak bir kurumu seçmeniz gerekiyor. Bu üniversiteler bünyesinde olabilir, çok ciddi, isimli, kaliteli kurumlar olabilir ama buraya yapacağınız yatırımda böyle çok 3'ün 5'in hesabını yapmamanızı öneririm. Çünkü hangi kurumda bu eğitimi almış olduğunuz çok önemli. İnsan kaynakları ekipleri de bunları biliyorlar zaten. Yani örnek veriyorum, bir üniversite bünyesinde 100 saati aşkın ya da 100 saate varan bir insan kaynakları uzmanlık programı aldıysanız bu belirli bir artı getiriyor. Onun için böyle araştırmanızı ve böyle elimine etmenizi, düşük seçenekleri elimine etmenizi öneriyorum size. Bunlar önemli şeyler. Bunun dışında şöyle bir şuraya kadar toparlayacak olursak ne konuştum? Özgeçmişinizi iyi tasarlamanız gerekiyor. Kendi güçlü yanlarınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Bunları mülakatta, kişisel pazarlamada çok iyi dile getirmeniz gerekiyor. Mümkün olabildiği kadarıyla. Size dezavantajlı görülebilecek hususları hemen aduket yapıp nasıl kendi yararınıza, kendi lehinize çevirebileceğinizi de bilmeniz gerekiyor. Bunlar çok önemli şeyler. Bir de insan kaynakları ile ilgili, insan kaynakları alanı çok geniş sevgili arkadaşlar. Bir sürü bölümden oluşuyor. Ve siz o bölümün her şeyi, o bölümlerin her şeyini bilmek zorunda değilsiniz. Merhum Sakıp Sabancı'nın, rahmetli, Allah rahmet eylesin, çok güzel bir kitabı vardı. Orada bir lafı vardır. Diyor ki her şeyin bir şeyini, bir şeyin her şeyini bileceksin. Onun için siz insan kaynakları ile ilgili bir uzmanlaşma alanı da kendiniz gözünüze kestirebilirsiniz. İnsan kaynaklarının mesela işe alım tarafı var, performans değerlendirme tarafı var, insan kaynakları analitiği tarafı var, eğitim ve gelişim tarafı var, organizasyonel gelişim tarafı var, ücretlendirme ve yanaklar tarafı var vesaire. Ama siz mülakatlarda ve işe alım tarafında ilerlemek istiyorsunuz, onun her şeyini bileceksiniz. Ya da ücretlendirme, yan haklar, bordro konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Çok iyi bir bordro uzmanı olarak adım atmak istiyorsunuz. O zaman mutlaka oraya doğru derinleşmelisiniz. Yani çatıda bütün geneli bilip insan kaynaklarında mikro ve niş bir alana doğru ilerlemelisiniz. Örnek veriyorum, benim mikro alanlarım kariyer yönetimi, yetenek yönetimi, kurumsal akademi ve eğitim gelişimi ve organizasyonel gelişim olarak ifade edilebilir. Meslek hayatımın yaklaşık 6-7 yılında da işe alım noktası arkadaşlar. Onun için bu konularda tam anlamıyla bir uzmanım diyebiliyorum. Ve de lütfen üzülmeyin. Herkes her alanda ve birçok alanda çok iyi olamaz. Karşınızdaki İK'cı da her alanda harikulade değildir. Bundan emin olabilirsiniz. Onun için lütfen sakinliğinizi mülakatlarda koruyun. Mülakata davet edilebilmek için önce özgeçmişiniz iyi olacak. İletişim ve network'ünüzü ve LinkedIn'i ve diğer geleneksel metotların dışındaki iş arama metotlarını, bununla da ilgili bir video çekmiştim. İyice taramanız ve bilmeniz gerekecek. Artık bunu her zaman söylüyorum, dilimde tüy bitti. Malum 3-5 tane online platforma efendim tıklayıp CV'nizi ilanlara başvurup sonra oturup bekleme devri değil. LinkedIn'den proaktif bir şekilde kişilere ulaşabilirsiniz. Uygun bir mesajı yazarak. Mesajda ağlamayacaksınız. Mesajda nasıl, ben nasıl iş bulacağım, demotive oldum, depresyondayım diye tonlarda yazmayacaksınız. Şu bölümlerle ilgileniyorum. İnsan kaynakları benim hedefim. Şöyle bir geçmişten geliyorum ya da yeni mezunum. Özgeçmişimi insan kaynaklarındaki açık pozisyonlar için değerlendirmeniz maksadıyla göndermek isterim. Bu kadar. Böyle ağlak muğlak, böyle demotive olmuş mesajlar kesinlikle olmamalı. Özel atacağınız LinkedIn mesajları için ya da mailler için. Az öz,
şöyle bir paragrafta kendinizi ifade etmeniz gerekiyor. Bu arada bir hususu daha belirtmek istiyorum videomda. Çok önemli bir şey bu. Şimdi bir insanın mesleği onu yansıtır. Yani insanın kişilik yapısıyla, mizacıyla aslında mesleği çok farklı değildir. Eğer çok farklı olursa zaten başarısız olur. İnsan kaynaklarında sizin başarıyı hedeflediğiniz için, insan kaynaklarına çalışmak istediğiniz için kişilik yapınızın da buna uygun olması gerekir. Yani insan kaynaklarının 2020 ve sonrasındaki yetkinliklerine kendinizi uyumlamanız gerekir. Çevik, esnek, pozitif bir psikolojiye sahip. İnsanlarla bağ kurabilen, insanları dinleyebilen, duygusal zekası ve ruhsal zekası gelişmiş, maneviyat tarafı güçlü, iki tarafı, maddi ve manevi tarafı iyi dengeleyebilen, olayların, durumların ve kişilerin görünenin arkasındaki görünmeyen yüzlerini de öngörebilen, beraber bir potada eritebilen, raporlama yapabilen, konuşabilen, bir sunum hazırladığı zaman baygınlık verecek şekilde insanları bayıltmayan, şevkle ve istekle anlatan, işini sevdiğini yaptığı her çalışmada yansıtan bir kişi olmanız lazım. Onun için bunları lütfen, bu aktardıklarımın hepsini genel manada bir süzgeçle değerlendirin. Gerekiyorsa bu videoyu bir ya da iki defa daha izleyin, dinleyin, notlarınızı alın ve ben bu görüntünün neresindeyim sorusunu iyi cevaplayın. Çünkü kişilik özellikleriniz işe yansır. Lütfen iş yapış tarzınızda özgün olsun, sizin bir imzanız olsun. Bakın, bu söylediğim, bu video boyunca verdiğim tüm ipuçları sizin kendinizi farklılaştırabilmeniz adına yararlı ipuçları. Lütfen dikkatle, tekrar söylüyorum, not alın ya da tekrar videoyu dinleyin. İlgilenen arkadaşlarınız varsa da lütfen paylaşın, çoğalsın. Kendimizi tanımak ve farkında olmak dedik ve liderlik becerilerimiz, yani bir proaktif İK olabilmek. Her insanın mizacı buna uygun değildir. Kimisi adaptiftir, kimisi inovatiftir. Bu nedenle mümkün olduğu işleri üzerine aldığı zaman onları liderliğiyle sonuca kadar götürebilecek her pozisyonda. Artık bunun bir pozisyon farkındalığı, bunun bir pozisyon farklılığı yok arkadaşlar. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Ve sizden beklenenden her zaman daha fazlasını katabilmektir işe. Mutlaka bu fark göze çarpar ve fark edilir. Bunu görüşmelerde de yapabilirsiniz. Bunu kendinizi en iyi şekilde yansıtabileceğinizi ümit ediyorum tüm bu bilgilerle beraber. Videoya şu anda baktım, çok da uzun olsun istemiyorum. Bu nedenle şimdilik, benim bu konuda çok anlatacak şeyim var ama şimdilik burada noktalıyorum bu videomu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen şu anda bu videoyu beğendiyseniz ekranda paylaşacağım diğer videolara da lütfen göz atın. Ve benim sosyal medya hesaplarımın hepsi aşağıdaki bilgi kutucuğunda yazıyor. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar ve her zaman liderliğin unvanınızda değil, sizin ruhunuzda olduğunu unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler, hoşça kalın.